Evet, bir yaz dönemi daha geldi. Yine tercihler yapılacak, bölümlere girilecek, yeni dönem yaklaşırken kariyerle ilgili konular düşünülecek. Sadece üniversite tercihleriyle ilgili değil, iş hayatıyla ilgili de. Belki ilk yıllarında olan arkadaşlarımız, acaba nasıl değiştirsek, her şey sürekli değişiyor, neye göre konumlanan, onlara bakacaklar. Bunların içerisinde de tabii yapay zeka çok etkili ve yapay zeka çağında bir yandan da ile ilgili konuların da daha böyle değer kazandığıyla ilgili falan. Ne vardı yapay zeka çağından önce neydi de şu anda neden yapay zeka çağında elemeyle konuşuyoruz? Aslında neyin ederinin olduğu kavramının bağlantısı koptu sanki. Yani hani insanların kafasında hangi iş? değeri nedir vesaireyle ilgili bir algı var. Bu algı yavaş yavaş değişiyor normalde. Hani yavaş yavaş değiştiği zaman sorun yok. Yavaş yavaş buna adapte oluyor insanlar. Ama teknolojiyle ilgili kullanımlar çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladığı zaman bu sefer şey hani hangisi değerli, ne durumda değerli, acaba sonra değerli olmaya devam edecek mi? Bunlar biraz karışıyor gibi. Sen şimdi üniversite okuyorsun mesela nasıl görüyorsun? Yani gelecekte yani arkadaşların falan da düşünürsen önce öğrencilikte bile şey teknoloji kısmı çok etkiledi orada da. Bir tane yazacağın raporu sen ekip arkadaşın ve ChatGPT şeklinde yazıyorsunuz <laughs> artık. Ve Her Çünkü ekibin... ChatGPT'ye yaptırabilmek oradaki artık önemli beceri ve hani düzeltebilmek gibi. O bilmen de gerekiyor ama o, oradaki elemi var ya o işçiliği tek 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 o kodları yazmak falan şeyleri mesela hepsini %100 yapman gerekmiyor. Ya her ekibin artı biri ChatGPT gibi. Yani sadece ChatGPT de değil aslında. Çeşitli yapay zekalar. Hani yaptığın işin niteliğine göre farklı farklı yapay zekalar var bu, bu işi yapıyor olan. Dolayısıyla yapay zekayı kullanmak zaten önemli noktalardan bir tanesi. Ama bir yandan da Hani burada yapay zekaya rağmen insanın yapacak olduğu konularla evet. ilgili olgular var ve daha böyle kitleleri ilgilendiren konulara bakacak olursak mesela diyelim ki evlerimizin yapılmasındaki işler. Hani evin diyelim ki tasarımıyla ilgili yapay zeka kullanmak mümkün olabilir ama o taşları getirip döşeyecek olan, o işleri yapacak olan Yine insan mesela Kadarabı. ve onun işçiliğini uygulayacak olan. Ha şimdi tabii o konuştuklarımız bir yere kadar geçerli. Mesela diyelim ki işte bunları konuşuyoruz ediyoruz. Şu anki görünen haliyle baktığımızda işte önceden insan emeğinin daha değerli olduğunu düşündüğümüz, beyaz yaka iş gibi gördüğümüz, daha böyle aklını kullanarak yaratıcılık yapmak gibi yorumladığımız şeyler değerini hızla kaybetmeye başladı yakın dönemde ama sonrasında aslında yani kaybetmeye mi başladı yoksa gerçekten aklını kullanarak yaratıcılık yapmak kısmı gerçekten mi ortaya çıkma durumunda kaldı. İşte yaratıcılığın ne olduğu kavramı daha doğrusu insanın ortaya koyacağı farkın ne olduğu diyelim. Sadece yaratıcılık değil buradaki aslında. Çünkü hani e, ya yani mesela taş döşenecek bir yere zemine taş döşenecek diyelim ki o zemini düzgünce güzelce yapabilmek ciddi bir sanattır, yaratıcılıktır, güzel bir uygulamadır ve bunun değeri vardır. Aslında bence burada bir problem var. Yani bizim temel problemimiz bu tür işlerin mesela hani Amerika'yı falan düşünecek olursan oraya gittik geldik falan hani oradaki deneyimlerimizi, gözlemlerimizi düşünecek olursak eleme tipi işlerin değeri daha yüksek orada. Mesela Türkiye'de bu tür işlerin sanki hani aslında parasal olarak değeri artık belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Hani usta bulmaktaki zorluklar vesaireyle bağlantılı olarak. Ama aslında statü olarak sanki hala bunları o kadar değerli görmemeyle ilgili bir durumumuz var gibi. Yani mesela diyelim ki üniversite mezunu olup bir şeyler hani üniversite mezunu olarak bir şeyler konumlamakla el sanatında hani emek kullanılan bir konuda usta olmak arasında böyle bir statü olarak farklılık var gibi algılanıyor sanki Türkiye'de. Ne dersin? Katılıyorum bir yandan ama bir yandan da e, üniversite okumuş olunca da hemen insanlar yollarını bulma, yollarını kurma kısmına geçemeyebiliyorlar. Şey yönlerinden hani kurumsal hayatta olsun, bazı şeyler artık bu teknolojilerle falan birlikte daha az kişi gerekiyor aynı işi yapmak için bazen. Bundan dolayı da biraz orada da zorluklar var. Bunu yani işte, Bu yılı seçip pişman olanlar da olabilir gibi hissediyorum artık. Mesela yani. üniversiteyi bırakanların oranı zaten çok yüksekti. Galiba bir yani toplam girenlerin üçte biri falan bırakıyor gibi hatırlıyorum Değiştiriyor yanlış mu? hatırlamıyorsam. Bırakıyor. Bu değiştirmek olabilir, bırakmak olabilir. Yani girdiği bölümden vazgeçiyor. Yani yeniden sınava girerek olabilir ama yeniden sınava girmek de esas büyük. Ya da üniversite okumaktan vazgeçmek olabilir. Ya yani burada işte bu insan emeği kavramını bayağı bir düşünmek gerekiyor. Ve bu geçerli giderek değişecek olan da bir konu. Mesela şu anki gözlediğimiz kadarıyla böyle Normalde beyaz yaka işler hani böyle akıl teri dediğimiz konular daha önem kazanmış gibiyken ChatGPT gibi tool'ların çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber bunlar çok daha kolay yapılabilir hale De geldi. Sanki insan o akıl işiyle birlikte. bir burayı bir tamamlayayım, Tabii. bununla bağlantılı olarak beraber değerlendirelim. Hı hı. Bunlar bir yandan önemini kaybetmeye başlarken ama bir yandan da Eleme ile ilgili konular hani devam ediyor gibi gözüküyor ama tercihlerde bu konuyla ilgili e, yani doğru bir şekilde yönleniyor mu yönlenmiyor mu belli değil. Mesela diyelim ki senin girdiğin sene tıpların puanı şiddetli bir şekilde düşmüştü. Mühendisliklerin yapay zeka bilgisayarla ilgili konuların puanları hızlı bir şekilde artmıştı. Ee, Halbuki ama orada aslında baktığın zaman olay orada biraz doktorlukla alakalı sıkıntılı durumlar olması e, doktor şiddet gibi durumlar olması açıkçası bence bu kaçışı biraz sebep olmuştu. Ama baktığın zaman e, gerçekteki duruma hani yapay zeka ile ilgili konular mesela doktorlar da bu konuda tedirgin olacak <laughs> falan diye. Ama aslında işte bilgisayar bilimlerine yönelim falan tehlikeli. Çünkü o taraftaki konular otomasyona çok daha açık. Ama insanla ilgili konular yani doktorun rolü değişebilir. Yaptığı iş kolaylaşabilir, konumu değişebilir. Yaptığı işin önemli bir kısmını yapay zeka kolaylaştırabilir. Ama şunu düşün: bir kodurla, kod yazan bir insanla, doktorluk yapan bir insanı düşün. Kod yazan insanın yaptığı işin tamamı otomasyona gitme kod potansiyeline sahip. Kod yazan insan kendi yaptığı işi bitiriyor zaten. Ve tamamı, hani kod yazma kısmını mesela diyelim ki iş analisti tasarlayabilir vesaire kod yazma kısmının tamamının otomasyona gitme ihtimali yüksek. Ama öbür tarafta doktorluğa baktığın zaman doktorlukta insan insana bir temas durumu var. Yapılan şeylerle ilgili insani bir değerlendirme durumu var. Dolayısıyla doktorlukta Yapılan işin içeriğindeki bir takım zor konuların, gerçekten insanüstü zorlukta olan konuların, mesela bilgilerini güncel tutmak, çok farklı farklı <laughs> alanlardaki bilgileri bir arada değerlendirebilir olmak falan bunlar insanı aşan şeyler. Buraları yapay zeka kolaylaştırabilir ama insanla muhatap olma kısmında yine insana ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında doktorluğun kendini koruyabilme şansı daha yüksek. Az önce söylemeye çalıştığım kısım şuydu aslında benim de benzer bir yere geldik gibi. E, teknolojiyle birlikte, kullandığımız teknolojiyle kendi yapabileceğimizden daha iyisini, bazı yönlerden daha iyisini yapabilen teknolojileri de üretebiliyoruz. O yüzden zihin Yönetimi gibi zihinsel işler kısmındaki kompleksliği, bizi aşan kompleksliği yapabilen şeyler icat ediyoruz gibi geliyor. O, o kısmı teknolojiye geliştirerek teknolojiye e, devrediyoruz sanki bir yandan. Ama işte diğer yönler var. İşte yani orada da yine kişinin kendisini bilmesi gerekli olabilir. Şimdi böyle toplumsal olarak düşündüğümüz zaman sayılara bakıyor olmamız lazım. Şu tipte ne kadar kişiye ihtiyaç olacak diye. Ama bireysel olarak baktığımız zaman benim kendimi inşa etme şeklim, hani o sayılardan da etkilenir, arz talebi dikkate almam gerekir ama unik olarak kendimi özgün nitelikleri iyi kullanabilmem olayı çok değiştirir. Aslında tüm bunları konuşmamızın amacı sanki şuymuş gibi hissediyorum. Yani dünde olan kalıplar, çalışma tarzları, dünün değerli olan, diyelim para kazandıran şeyleri de bugününki ve yarınki aynı olmayacak olmuyor. Şu anda bile o yolda. Ondan dolayı ben şu an ne yapıyorum, yaptığımda ne elde edeceğim, i̇şte teknolojileri ya da başka kendime eklediğim teknolojilerin üstünde, teknolojilerden ayrıca teknik olarak, bir uzmanlık olarak böyle değerli olan, artı insani yönlerimi de ihmal etmediğim şeylerle nasıl bir e, sanat ortaya koyabilirim? Benim insan olarak yapay zekadan farkım ne? Bu farkla kendim nasıl değer üretirim? Buna bakıyor olmak gerekli gerçekten. Çünkü insan insana rekabet değil. Önceden insan insana rekabet ediyorduk ve insanlar arasında öne çıkabilmeyle ilgili konulara bakıyorduk. Meslek seçiminde vesaire. Şimdi temel olarak aracımızla yani kullandığımız araçla rekabete bakıyor olmamız lazım ve yapay zekayı kullanarak yapabileceğim ve yapay zekayla rekabet etmek durumuna girmeyeceğim konulara yönelmem gerekiyor. Burada da kendimi tanımam lazım. Mesela diyelim ki el becerileriyle ilgili bir yetkinliğim varsa, o zaman o el becerilerini yani böyle bir e, fiziksel uygulamalı bir şey yapıyorsam. Mesela diyelim ki e, bedenle ilgili iyi bir e, know-how'um var, bilgim var, yönelimim var. Kendim sporla ilgili, bedenle ilgili iyi şeyler yapıyorum ve bunu başkalarına da aktarabiliyorum, uygulatabiliyorum. Bu el becerisi dediğim daha böyle fiziksel dünyaya ilişkin bir beceri. Dolayısıyla bunun güçlü kalma, ayakta kalma şansı daha yüksek. Ya da işte hem şeyim iyi, yani göz, göz zevkim iyi, işte taş döşemek vesaire gibi şeyleri hani bakıp bakıp yönlendirebiliyorum. Bunun işçiliğini de iyi yapabiliyorum. El göz becerim iyi. Bunu fiziksel dünyada kullanıyorum. Dolayısıyla bunu yaparak diyelim ki bir mimari yapıyı ortaya çıkarabilmek, özel bir tasarım yapabilmek, bunu uygulamak, uygulatabilmek. Buralarda mesela yapay zekadan yararlanarak kullanabileceğim şeyler olabilir. Çünkü yapay zeka temel olarak hani robotik konularla ilgili gelişmeler bunu her an farklı bir hale getirebilir. Ama temel olarak fiziksel dünyada bir şey uygulamak gereken konularda o kadar da etkin durumda değil. Burada insan insan temasını yine istiyor olacaktır. Ama diyelim ki benim olayım beyin kullanmayla ilgili daha böyle dünyada fiziksel konular değil de zihinsel konularda bir şey yapmayla ilgili ise o zaman da bunun yapay zeka tarafından yapılan işçilik kısımları değil de mesela yazılımcıysam kod yazmaya aşık olmam falan Hani o satır olarak yazdığım kodları otomasyon yazacak zaten. Giderek Ama daha onu fazla yazacak. Ama iyileştirmek, geliştirmek. İyileştirmeyi iyi. de yapacak, düzeltmeyi de yapacak. Ama onun tasarımsal yönüne bakabilmek, yapabilmek. Yani diyelim ki o kod yazmanın daha böyle sanat gibi olan kısmına, onu yönlendirmeyle yani ilgili kısmına Sanki burada değerli bakabilmek. olan yönleri değişiyor. Bunu bir kendi yaşamımızda da, kendi yaptıklarımızda da bir bu bakış açısıyla bakıp görmek... 매연 네, on... iyi doğru gidiyor. Ben nerelere odaklanıp kendime hangi yönleri katarsam iyi olur diye bakabilmek gerekli gibi duruyor. Ve bunu bir kereliğine bakmak değil. Sürekli olarak buna bakmak gerekiyor. Yani insanlar kariyerle ilgili genelde şöyle hala zannedenler belki olabilir. Yani umarım artık bu zanda değildir insanlar ama ya bir inceleyeyim bakayım bir yol belirleyeyim. O yolla ben 10 sene giderim. Önceden ömürlük giderim diye düşünüyordu. Öyle bir olay yok. Yani seneden seneye 6 da bir falan bile değişebilir. Hatta en iyisi çevik yaşam bağlamıyla bakıp olaya burada hiçbir öngörüyü sabit kabul etmemek. Yani gördüğüm ve ilgimi, alakamı, yönlenmemi, dünyadaki davranış şeklini değiştiren herhangi bir şeyle beraber. Hani, Haftalık olarak değişebilmesi. Açım değişmiş demektir. Yani ben giderim diyelim ki gördüğüm, baktığım, <laughs> ettiğim şeylerle beraber aynı yönde gidebiliyorsam 3 ay, 5 ay, 6 ay vesaire benzer şekilde ilerliyor olabilirim. Ama diyelim ki bir yön buldum. 3 hafta o yönde gittim. Öyle bir şey gördüm ki artık dünya başka bir yere doğru gidiyor. Ya 3 hafta oldu daha biz burada bir 6 ay gidelim de falan böyle bir şey yok. O zaman sanki yapacağım şey temel olarak haftaya bakıp bunu bir cevabı olan bir şey değil de daima sorduğumuz bir şey olarak tutup ve cevaplarla birlikte dönüştüğümüz, değişen cevaplarla birlikte dönüştüğümüz bir şey olarak ele almak, bu bakışı haftamıza bakarken katmak değerli, keyifli olabilir gibi. Evet ve teknolojiyi kullanarak bir takım şeyleri kolaylaştırıyor olduğumuz her seferde. Mesela diyelim ki ben öğrenciyim, aa ne güzel bak ödevimi kolayca hallediyorum chat GPT ile deyip ödevi yapıp geçmek değil. Arkadaş bu ödevleri bana niye veriyorlardı? İş hayatında benzer durumlar oluyordu. Mesela proje çalışması veriyorlar ya size. Bunu niye veriyorlardı? Çünkü iş hayatında benzer durumlar oluyordu. Onlara hazırlıkla ilgili bir şey olacaktı bir bakıma. Aha bir bakıyorsun ki ya önceden ekip çalışması çok gerekiyordu. Şimdi ekip yani iki kere buluştu tamam halloldu. Ha o zaman demek ki iş hayatında da artık ekip çalışması acaba o kadar önemli mi? Önceden şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Bu kısımları değerliydi. Ya bak onlar otomasyonlu oluyor artık ha bak bunlar demek ki gerçek hayatta da o kadar değerli e, olmayacak artık. Gördüğüm şeyleri öğrenme olarak değerlendirmemde bu yönünü de dikkate alıp değerlendirmeme evet. eklemek. Yaptığım şeyleri yaşadığım şeyleri görmek olayı sadece bir konunun kolaylaşması gibi değil de bu beni geleceğimi nasıl etkiler bunu yorumlayabilmek anlayabilmek bunu yapamazsak eğer yani eskiden çok değerli bir takım konulara gelmiş durumda olan bir şey yapıp bir trajeksiyon yapıp yani öyle bir eğitim hayatı falan tasarlayıp böyle bir deneyim tasarlayıp falan mesela bundan 10 yıl önce 20 yıl önce olsaydı böyle bir şey yaptığımda süper değerli olacağım bir şeyle hiçbir değerim olmadan ortalıkta kalabilirim şu anda yani en zengin olanların bile, yani mesela diyelim ki fabrikaları falan var vesaire, onlar bile güvende değil. Çünkü yarının dünyasında fabrika olup olmayacağı belli değil. Dolayısıyla şu anda hani çok sağlam gözüken bir şey bile, hani bu sadece şeyden bahsetmiyorum. Yani zaten güç bela geçimimi sağlıyorum, ailem de böyleydi, çevremdekiler de böyle, ben ne yapacağım bu dünyada falan değil sadece. Önceden tuzu kuru olarak gözükenlerin de ne yapacağı belli değil şu anda. Yani her denge sürekli olarak değişiyor. Dolayısıyla yapay zeka ve bağlantılı konuların, teknolojinin genelinin yaşamıma yaptıklarımı yaptıklarımın değerine etkisini düşünmek çok kritik. Müzik